Okul zorbası denir sıradan bir günü. Bu gürültü de ne? Al şunu Pikachu. Aferin Dan. Çok güçlüsün. Ah, sizin sorununuz ne? Bu Wednesday Adams, herkes kaçsın. Yaptıklarından pişman olacaksın. Hayır, hayır, hayır. Her şeyi yanlış anladın. Ve sen Pikachu, benimle gel. Ne istediğini biliyorum. Wednesday'in sığınağında her türden alet bulunuyor. Ameliyat için her şey hazır. Merak etme küçük çocuk, hiç acımayacak. Akrep mi? Nereden çıktı? Pekala, boş ver. Bir dakika. Takma diş mi? Bilmek istemiyorum. Pringles kutusu? Olamaz. Ah, poket top. Harika. Ama bir dakika. Bu ne? Sanırım hala Pokemon anatomisi hakkında öğrenmem gereken çok şey var. Düşün Wednesday, düşün. Ah, tehlikeli nesneler depom. Tehlikeli, dokunmayın. Elbette tehlikeli. Bu pembe. Yapacak bir şey yok, kullanmalıyım. Evet, bu olmaz. Ne yapıyor? Merhaba küçük dostum, ağına ihtiyacım var. Dikiş için kullanacağım, bitti. Pekala, hadi başlayalım. Seni iyileştireceğim. İşte başlıyoruz, her şey daha iyi. Ama şimdi ne olacak? Aa, elbette. Güzel, küçük bir şok seni harekete geçirecek. İşe yaradı. Beklendiği gibi. Neredeyim? Çok karanlık ve korkunç bir yer. Ah, neden bu sivilceleri daha önce fark etmedim? Ah, hadi ama o kadar da kötü değil. Endişelenme ürkek ve küçük dostum. Makyaj çantam yardımcı olacak. Acıyor. Yalan söyleme. Ne? Ah, cihazım bozuldu. Evet, gerçekten sağ ol. Oh, sanırım Tink yardımcı olacak. Hiç de fena değil. Vay, cildim çok pürüzsüz. Sanırım burayı gerçekten çok sevdim. Hey, gıdıklandığımı biliyorsun. Kes şunu. Aman tanrım, dişlere bakın. Plaklar korkunç. Fester amcamın dişleri bile daha iyi. Bu cihaz beni daha önce hiç yarı yolda bırakmadı. Siyah diş macunu en sevdiğim. Ne? Ne yapacaksın? Hayır, bunu ben yapmayacağım. Sonunda huzur ve sessizlik. Yardım! Bu kadar yeter. Gülüşünün parlaklığına bakın. Bu ışık da ne? Ha? Gözlükler sana çok yakışmış. Kahve en sevdiğim. Kesinlikle moralimi yerine getirecek. Harika. Harika. Pekala, benimle gel. Hayır. Daha fazla istemiyorum. Kıpırdama seni küçük yaratık. Şimdi ne oldu? Temizlik nedir? La 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 la. Pekala, işte yeni dişlerin. Bundan sonra kahve yok. Pekala. Bir zamanlar karanlık ve eski bir ormanda... Ne oluyor? Öngörümde depremle ilgili bir şey yoktu. Ah hayır, bu başka bir şey. Biraz böyle, biraz da şöyle. Demek sen yaptın ha? Üzgünüm. Sorunu biliyorum. Kulaklarını iyice temizleyelim. Bunu yapmak zorunda mıyız? Evet, zorundayız. İğrenç. Daha bitmedi mi? Peki bu kadar saçı ne yapacağız? Biraz kırpalım. Bir dakika. Evet. Kuzenit. Tabii ki. Bunu ben mi yaptım? Kuyruğum. Hayır. Neyse ki Wednesday nasıl düzelteceğini biliyor. Endişelenme, eskisinden daha iyi olacak. Vay! Ah, bu tüylü canavar ne yaptığını sanıyor. Merhaba. İyice yük olmaya başladın. Vay, bekle. Çabuk tırnaklarını göster. Olamaz. Buna izin veremem. El banyosu zamanı. Biraz da ufak bir dokunuş ekleyelim. Hadi başlayalım. Yardım! Vay! Tertemiz. Daha bitmedi.
sanırım buralarda bir yerde olacaktı. Kurt adam pençeleri. Aa, hayır, istemiyorum. Bu kadar sevimli göründüğüne inanamıyorum. Neden daha fazla karanlık eklemiyoruz? Olmaz. O zaman şık bir tırnak sanatına ne dersin? Harika, hayır demem. Tek yapman gereken düğmeye basmak, inanılmaz. Uyumadan önce lütfen masal oku. Pikachu. Ah, hadi ama. Herkesin başına gelir değil mi? Burnunun durumu düşünülürse hiç de şaşırmadım. Seni Ada'yla tanıştıralım. Birkaç damla yeterli. Harika. Gel buraya. Çok acıdı. Vay, yeniden koku alabiliyorum. Aman tanrım. Pikachu berbat kokuyor. Pekala, burada bekle ve hiçbir şeye dokunma. Ooo, cipsler. Onları her gün yiyebilirim. Poke topunu getirdim. Ah, gerçekten mi? Biraz şampuan ekleyelim. Ve yeni kıyafetin. Şimdi içeri gir dostum. İyice çalkalayalım ve... Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Mükemmel. Teşekküre gerek yok. Hayır, sanırım ben... Akvaryumu mahvedemezsin. Benim atam. Çok kaşınıyorum. Hadi biraz daha. Aman tanrım, bu canavar sürprizlerle dolu. Solucan. Çek ellerini, incelemem gerekiyor. Vay, sanırım ne yapacağımı biliyorum. Bir tutam saç alıp kıvıracağım. Böyle daha iyi. İşte bu kadar. Sadece gücümü yoğunlaştırmam gerekiyor. Vay! Şu renge bakın. Çok mu şirin oldu? Wednesday gerçek bir makyaj ustası. Pikachu o kadar da değil. Pekala, makyaja başlayalım. Gıdıklıyor. Pika pika. Ah, yine kuzenit. Alo, ben Wednesday. Birkaç fırça darbesiyle makyajımız hazır. Daha sonra ararım. Pekala, nerede kaldık? Şablonlar. Bunlar yardımcı olacak. Özellikle göz kalemi sürmek için çok kullanışlı. Şimşek tasarımına bayıldım. Biraz elmastan asla zarar gelmez. Gözlerim harika görünecek. Buraya gel. Ne düşünüyorsun? Hayır. Ama pudranın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Şimdi en sevdiğim kısım. Kalpleri çizerken ekstra dikkatli olun. Sana bir yaşam tüyosu göstereyim, tamam mı? Ruju doğrudan diş ipinin üzerine sürün ve ardından dudaklarınızda kontür oluşturun. Güzel ve kolay. Elindeki ne? Bu ruj mükemmel bir kozmetik ürünü. Sadece sürün ve güzel doygun bir renk için biraz bekleyin. Okula dönme vaktimiz geldi. Yeni bir gün ve üstesinden gelinmesi gereken yeni bir zorbalık turu. Bakalım buna ne diyecekler. Vay, arkana baktın. Vay, merhaba Den. Seni kötü çocuk. Ani sorduğum için kusura bakma ama gelmek ister misin? Anca rüyanda ezik. Hep bunu yapmak istemiştim. Seninle gurur duyuyorum kanka. Yardımların için sağ ol Wednesday. Ama şimdi beni bekleyen başka maceralar var. İnşaatçıların daima yapacak işleri vardır. En zor kısımsa yeni evin tasarımına karar vermek. Daha önce asma bir ev yaptık. Masanın altına gizli bir oda da yaptık. Arka bahçemizde bile var. Doğru Pinky. Hepsini daha önce yaptık. Yaratmakta zorlanıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Peki ya. Hayır, sandalyelerden ev yapamayız. Ama masayı kullanabiliriz. Betty, bir planım var. Bu masayı küçük bir eve çevireceğiz. Pinky, sen bir dahisin. Ama iki evimiz olacak. Fazla zaman yok. Hemen inşa etmeye başlayalım. Göreyim seni Pinky, yapabilirsin. Duvarları yapmak çok kolay.
Karton ve maket bıçağına ihtiyacınız var. Kesin ve yerine koyun. Yüksek tavanlar nasıl yapılır? Betty'nin birkaç çıtası var. Masa ayaklarını uzatmak için kullanabilirsiniz. Doğru, vidalara ihtiyacımız var. Betty, kelepçeleri kullan. Doğru, böyle çok daha kolay. Güvenli, tek bir cıvata bile yok. Temel neredeyse hazır. Geriye sadece üst çıtaları sabitlemek kalıyor. Burada tornavidaya ihtiyacımız var. Evler sağlam olmalı. Bu karton parçalar da masaları evlere çeviriyor. Kötü başlamadık. Asıl mesele tavanı yapmak. Tüm fikirler için yeterli karton var. Betty şimdiden evi dekore etmeye başladı. Bu parçanın aydınlatılması gerekiyor. Tam olarak ihtiyacımız olan şey, şablon kullanarak kesin. Ve tabana yapıştırın. Tam orası. Ortasına yumuşak bir kumaş koyalım. Ne olduğunu tahmin edin. Tabii ki köpek kulakları. Çatıyı sevimli gösterecekler. Betty, sen gerçek bir perisin. Ben de yapabilirim. Ama benimki pembe olacak. Evi kumaşla kaplayın. Fazlalıkları kesin. Düzgünce kenarlarını sıkıştırın. Mükemmel. Ve yumuşak kumaş ekleyin. Daha samimi bir ortam yaratacaktır. Aa, peki ya süslemeler? Sorun değil. Bu buranın. Şu da şuranın. Kumaşı duvarlara yayın. Ve zımbalayın. Şahane. Pembe kapsülün de kulakları olacak. Bir, iki ve oldu. Çok şirin bir kedi olacak. Betty'nin işi de tüm hızıyla devam ediyor. Kapsülü sarı olacak. Tek yapması gereken evi ambalaj kağıdına sarmak. Mükemmel. Parlak ve neşeli. Ama daha fazla sarıya ihtiyaç var. Evin içi de güneş alsın. Her tarafı bantladığınızdan emin olun. Bu kapsül aslında şirin bir köpek kulübesi. Pinky'nin de her şeyi hazır. Bu kulaklar çok güzel. Evet, birileri fikir çalıyor. Bununla ilgili bir şeyler yapılması gerek. Onu yeniden yaratmaya çalış Pinky. Böyle patilerin yok. Hav hav! Olmadığını kim söyledi? Miau! Bunları mı kastediyorsun? Eve taşınma partisi için kapsüller hazır. Deneyimli inşaatçılar her şeyi yapabilir. Ama hala çok boş yer var. Önce bir masa oluşturalım. Elbette kartondan. İki kartonu birleştirip rahat mobilyalar elde ediyoruz. Kapsül evlerin ilk kuralı alandan tasarruf etmektir. Masamızı pembe yapalım. Her şey uyumlu olmalı. Harika. Peki ya ışıklar? Birazdan. Artık yemek yiyecek bir yer var. Ve duvarı süslemeye bile yetecek kadar led şerit var. Betty, bak burada ne var? Bak bak. Pinky yine atıştırıyor. Sarı kapsülde de masa eksik. Öyleyse bir tane yapmalıyız. Dart işe yarar. Masa üstü hazır. Bacakları neyden yapıyoruz? Karton kutuları kullanacağız. Sadece parçaları birleştirin ve masanız hazır olsun. Ama işimiz bitmedi. Birazdan mobilyalar çok daha iyi görünecek. Sadece sayıları kaldırın ve boş yerleri beyaza boyayın. Çok şirin değil mi? Şimdi sayıları geri koyabiliriz. Masa artık tanınmayacak halde. Ah evet, kenarları da bantlamamız gerekecek. Ve üstünü de yeşil yapalım. Sarıyla harika bir kombinasyon. Betty'nin en sevdiği çalar saat bu masada duracak.
Pinky'nin yeni bir fikri vardır. Tasarım yakında çok daha sevimli hale gelecek. Harika! Bu iplik işini görecektir. Renkli raptiyelere ihtiyacımız var. Onları yan taraflara karşılıklı olarak takıyoruz. Devam etmeye hazır mısın? İşte en eğlenceli kısım geliyor. İpi raptiyeye takıp karşı kenardaki raptiyenin üzerine uzatıyoruz. Şimdi ipi geri çekiyoruz. Ne kadar çok iplik varsa o kadar çok iyi. Biraz da mor ekleyin. Ah, çok zor. Ayaksi, Pinky karıştı. Bırakın beni. Hadi ama özgür olmak istiyorum. Pinky yine de o ağdan kurtuldu. Duvar tanınmaz halde. Ama daha bitmedi. Koleksiyonunuzdaki en iyi fotoğrafları iplere asabilirsiniz. Bu Betty'nin kesinlikle hoşuna gidecek. Ona bir selfie göndermeliyiz. Beğendin mi Betty? Kudur. Betty mesajı aldı. Hiç fena değil Pinky. Ama yastığın yok. Hazırlan. Şimdi neler yapabileceğimi göreceksin. İki renkli kumaşa ihtiyaç var. Beyaz ve yeşil mükemmel bir seçim. Kumaştan uzun şeritler, kareler ve üçgenler kesin. Artık yaratabiliriz. Hadi yapalım. Üçgenin iki kenarını yapıştırın. Ve diğer kenarını açık bırakın. Bu şekilde içini doldurabilirsiniz. Polyester dolgu kullanın. O kenarı da yapıştırın ve süslemeye başlayın. Yeşil yapın. Yastığı kurdelelerle süsleyin. Neden onlara parlak bir renk eklemiyoruz? Ne kadar şık. Hey bebeğim, beğendin mi? O yastıklar artık senin. Kendini rahat hisset. Bak, bende de aynı yastıktan var. Çok rahat. Vay Betty. İkiz yastıklar. Bu harika bir fikir. Aa, gitmeliyim. Birazdan görüşürüz. Pembe kapsülde de bir yastık olmalı. Hızlıca. Pinky dikiş konusunda çok istekli. Ah, başardım. Bu gereksiz. Atıyoruz. Yastık balığının yüzgeçlere ihtiyacı var. Onları parlatalım. Kesiyoruz ve tabana dikiyoruz. Vay, ne tatlı. Ve son dokunuş. Yastığı süper yumuşak hale getiriyoruz. Dolgular nerede? Balıklar yüzmeye hazır. Ama tek yastık çok sıkıcı. Pembe evde bir sürü yumuşacık balık olacak. Betty, hemen buraya gel. Neler yaptığıma bak. Bak, orada fotoğraf alanım var. Yemeğimi de burada yiyorum. Bu balıkları kendim yaptım. Pinky, kapsülün rüya gibi. Harika. Görünüşe göre pembe bu tasarım yarışmasını kazanıyor. Ama Betty'nin hala bazı fikirleri var. Duvarda bir ip eksik. Harika. Çalışmaya devam edelim. Şimdi dekoru kartondan kesiyoruz ve kemik yapıyoruz. Yavru köpekler onlara bayılıyor. Etrafını parıltıyla kaplıyoruz. Bir sürü kemik. Artık duvarı süsleyebiliriz. Kemikleri ipe asın. Bu başka bir şey. Artık sıkıcı duvarlar yok. Pinky durdurulamıyor. Mini bir avize yapmaya karar verdi. Kapsülün içine ışıkları koyun ve kapağını kapatın. Basit ama stil sahibi. Muhteşem. Avizeleri tavana asalım. Çok güzel. Artık Pinky'nin iki tane gece lambası var. İnşaat çok yorucu. Pinky, ben yatacağım. Sabah görüşürüz. Ve sarı kapsül rengarenk kapılarını kapatır. Fena fikir değil. Çok olaylı bir gün oldu. Pembe evde kapılarını kapatıyor. Tatlı rüyalar Betty. Günaydın Pinky. Nasıl uyudun? Güzel Betty. Bugün ne yapacağız? Kapsüller çok kolaydı.
Yeni inşaat fikrine ihtiyacımız var. Doğru. Kedi köpek projesi de koleksiyonumuza ekleniyor. Harika bir iş çıkardık değil mi? Ah evet, harikaydı. Pekala, bir dahaki sefere hangi evi yapmalıyız? La 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 la. Alo, Ebrar. Bugün kimin tacı alacağına inanamayacaksın. Okulun yeni kraliçesi ben olacağım. İyi olacaksınız. Teşekkürler. Tamam. Anne, Billur'a ne oldu? Şu an komada. Billur, artık oynayamayız. Allah'ım, ne zaman? Yaşasın, sonunda kazandım. Çok mutluyum. Kendinizi bırakmayın. Teşekkürler, teşekkürler. Pekala, işte bu kadar. Senden çiçekleri sulamanı istemiştim. Anne, kıyafetler kirlendi. Bir peçete getireceğim. Billur, gizli bir partiye davet edildim. Ayakkabılarını alabilir miyim? Vay canına. Teşekkürler. Kendinizi bırakmayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Pekala. Ben gideceğim. Seni seviyoruz. La 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 la. Ayça. Ne? Onlara ihtiyacı yok. Onlar benim küpelerim. What? Anne. Anne. Olamaz. Sen kimsin? Ben Ayça. Ayça mı? Yani evet. Ayça. Kızlar, hadi eve gidelim. Burada her şey çok değişmiş. Evet, ama odan değişmedi. Görmek istiyorum. Bu da ne? Evet. Bob. En sevdiğim hamster. Bob, dışarı gel. Tatlım, nasılsın? Her şey yolunda mı? Bob, saklanmayı bırak. Çık dışarı. Seni özledim. Sana daha önce söylemeliydim. Beni özledin mi? Tabii ki. Bob 2, Bob 3. Seni çok özlediler. Hadi gidelim. Artık evde yaşamıyor musun? Evet, ama tek başıma değil. Hadi gidelim. Peki şimdi işe giderken ne giyeceğim? Bu da kim? Bu benim eşim. Evet. Neler oluyor burada? Merhaba. Baba, henüz işimiz bitmedi. Bu benim kızım. Hadi, hadi otur. 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 Bunu yapamazsın. Afiyet olsun. Afiyet olsun mu?
Ay, bunun pezmesi. Billur teyzen çok tuhaf. Gerçekten. Olamaz. Ayça, bahçende biri var gibi görünüyor. Bakayım. What? Pekala, kurabiyelerim nerede? Aa. Billur nerede? Ne? Anne, Billur teyze çok garip. Gerçekten. Burası benim okulum. Dolabım. Aa. Bu da ne? Yaşasın. Ne oldu? Ayberk? Billur. Birbirimizi çok uzun süredir görmemiştik. Muhtemelen 15 yıldır. Artık müdür müsün? Evet. Evet, hadi birer kahve içelim. Hadi gidelim. Çocuklar beni çok sever. Ama çeşmelerini kola ile doldurmak zorunda kaldım. Bu çok hoş. Ve bu da benim eşim. Ne oldu? Harika. Pijama partisi. Vay canına. Tamam. Ne? Burada bir pijama partisi var mı? Artık hiç yer yok. Ama atıştırmalık getirdim. Peki öyleyse içeri gel. Yaşasın. Vay canına. Merhaba. Ben Billur. Memnun oldum. Ya da canı yaktı. Konuşmayı bırak. Instagram için fotoğraf çekelim. Insta ne? Ama fotoğraf çekmeyi severim. Peynir. Gülümseyin kızlar. Klik. Allah'ım, bu nedir? Çok garip. Onu boş ver. Hadi. Of. Ne yapmalıyım? Kızlar, biraz müzik dinleyebilir miyiz? Ne? Belki de büyük annelerimize takılsan daha iyi olur. Yoksa dinozorlarla mı? Dinozorlar mı? Çok eski moda. Evet. Ne oldu? O trend kızlar gibi yeni bir telefona ihtiyacım var. Al hadi. Al 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 al. İş bulmanın zamanı geldi. Bir iş mi? Evet. La 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 la. La 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 la. Yiyecek bir şeyleri istiyorum. İlk maaşımla bir çanta alacağım. Hayır. Daha iyisi. İki çanta. La 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 la. Çiçek.
Aa. Nefis kokuyor. Aa, hay aksi. Bir şey olmaz. Siparişiniz. Teşekkürler. Nasıl? Nasıl? Aa. Kovuldun. Aa. Hiçbir şey yapılamıyor. Bu yıl kesinlikle okuldaki en güzel kız olacağım. Sen zaten güzelsin. Evet, öyleyim. Seninle gurur duyuyorum. Ama taca ihtiyacım var. Ayça, acele edebilir misin? Billur, benimle oynar mısın? Bir bebekle oynamak için zamanım yok. Geç kaldım. Ben de bir güzellik yarışmasına gitmek istiyorum. Ayça, beni rahat bırak. Anne. İyi şanslar tatlım. Senin için henüz çok erken Ayça. Bye bye. Billur, ne oldu? Hiçbir şey. Okulun kraliçesi olmayı hayal ediyordum. Tamam. Alo, selam. Bu akşam 9'da Billur'un partisine gelin. Evet. Billur, yıllığını buldum. Sınıf arkadaşlarını hatırlıyor musun? Bir bakalım. Bu Aydan, en iyi arkadaşım. Ve bu da Enes, okulun zorbası. Sürpriz! Sürpriz! Billur, sana bir hediyemiz var. Resmi olarak 2007 okul kraliçesisin. Teşekkürler çocuklar. Yaşasın! Ayça, sen dünyanın en iyi kız kardeşisin.